aylık bir bebeğin yaşadığı son derece hayati sağlık sorununa nasıl çare bulundu? Yaş almış büyüklerimizin huzur evinde yaşama tutunma çabaları. Sağlıklı, bakımlı ve güzel bir cilt için yapılması gerekenler neler? Uzman doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat başlıyor. Sevgili dostlar, Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat programından bugün de herkese merhaba. Bugün de yaşamımıza yaşam katan birçok güzel, keyifli konuyu Feza Gürsey Bilim Müzesi'nden sizin için gündemimize taşıyacağız. Bu bilim merkezimizde 50'ye aşkın bilim setimiz var ve birçok çocuğumuz tabiattaki gerçek olayları aslında buradaki bilim setleri üzerinde yaşayarak görüyor, öğreniyor. Buradaki gözlemleriyle de tabii ki kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Evet, hazırsanız Güzel Hayat başlasın mı? İzliyoruz. Şimdi Feza Gürsey Bilim Merkezi'nin içerisindeyiz ve burada çocuklarımız için bilgilendirmeler, gösteriler yapılıyor. Ve burada birçok aslında cihaz, aygıt, model var ve modeller üzerinde çocuklar aslında birçok gerçeği yaşama fırsatı buluyorlar. Ve şimdi yanımızda bir hocamız var. Hocam merhaba, sizi bir tanıyalım. Kahraman Kazan Fatih Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeniyim. Çocukları bugün buraya getirdiniz. Evet. Neden buraya getirdiniz çocukları? Buraya getirdik çünkü çocuklarla biz bilim hakkında derslerimiz var, fen bilgisi derslerinde öğreniyorlar ama bu sadece teorik olarak kalıyor, uygulamaya geçiremiyoruz. Biz de burada uygulamalı olarak görsünler, yaparak, yaşayarak öğrensinler diye geldik. Evet sevgili izleyiciler, tabii uygulamanın yeri bir başka. Şimdi dolaşalım bakalım burada neler var. Zeliha Nur merhaba. Merhaba. Nasıl buldun bilim merkezini? Çok güzeldi. Peki ne farkı var okumakla buraya gelmek arasında? Aslında burada daha çok deneysel olduğu için fen konusunda daha çok ilerleyebiliyoruz. Beğendin mi buradaki cihazları, aygıtları? Çok beğendim. Uygulamaları? Çok beğendim. Evet, bilim merkezini nasıl buldun? İyi buldum, güzel buldum. Ne farklıydı, ne hoşuna gitti? Yani her şey hoşuma gitti. Burada her şey güzel. Burada en çok ne dikkatini çekti senin? En çok şuradaki sandalye dikkatimi çekti. Tekerlekli sandalyeler mi? Yani yaşlıların nasıl hareket ettiği mi? Evet hocam. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında çocuklarımız burada birçok şeyi deneyliyorlar. Ve buradaki yakışıklı diyor ki, yaşlıların sandalyeleri ve hareket kabiliyetleri çok dikkatimi çekti. Zaten şimdi buradan bir huzur evine gideceğiz. Evet, burada ne var şu anda? Sıcak hava balonu nasıl çalıştığını anlatan deney setimiz. Burada ısınan havanın yükseldiğini gösteriyoruz. Çocuklar balonu burada ısıttıkları zaman yukarıya çıktığını kendileri deneyimleyerek görebiliyorlar. Evet, burada neyimiz var? Burada periyodik tablomuz var. Elektronik bir ortamda istediğimiz atomların bilgilerini buradan görebiliyoruz. Küçük bileşikler oluşturabiliyoruz. Oluşturduğumuz bileşiklerle ilgili de küçük animasyonlarla daha da bilgimizi pekiştiriyoruz. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında burada çocuklarımız için yok. Sadece çocuklarımızın burada gelip yerinde dokunarak, hissederek bir sürü uygulamayı görmesi gerekiyor. 18 aylık bir bebeğin yaşadığı son derece hayati sağlık sorununa nasıl çare bulundu? Yaş almış büyüklerimizin huzur evinde yaşama tutunma çabaları. Sağlıklı, bakımlı ve güzel bir cilt için yapılması gerekenler neler? Az sonra.
Ahmet Efe bebek doğduğu zaman diğer çocuklar kadar şanslı değildi. Çünkü birçok sağlık sorunuyla birlikte doğdu ve Ordu'dan Ankara'ya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne ve burada hocalarımız tarafından takip edildi, tedaviler yapıldı, ameliyatlar yapıldı ve sonrasında da tabii ki bir karaciğer nakli yapılacak. Şimdi bu süreçleri hocalarımızla konuşacağız, ameliyatı takip edeceğiz ve son olarak da evine gitmeden önce kendisini yakalamaya çalışacağız, izliyoruz. Ben Efe'nin babasıyım. Üçüncü çocuğumuz ve karaciğer hastası. Bu karaciğer hastası olduğunu doğmasına bir ay kala öğrendik. Ve sarılıkla doğdu, sarılık çıktı meydana. Sarılığın peşinden safra yollarının tıkanık olduğunu öğrendik. Safra yolları tıkanık olunca içerisindeki asidi dışarı atamadığından dolayı karaciğere dönüş yapmış ve karaciğer bir nevi zedelenmiş. Ben Efe'nin annesiyim. 9 aylıkken son kontrole gittiğimizde kalbinin sağ tarafta olduğunu öğrendik. Doğduğunda sarılık nedeni vardı ve 2 aylıkken safra keseden ameliyat oldu. Sarılık nedeni hala daha devam ettiği için karaciğer nakli gerekiyor. Ve şu anda çocuğuma seve seve karaciğerimi veriyorum. Evet, şimdi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi Ameliyathanesi'ndeyiz ve hemen yanımda Profesör Doktor Sayın Kaan Karayalçın var. Kendisi Efe'nin annesinden çocuğa aktarılacak karaciğerin parçasını çıkaracak. Hocam merhaba. Merhaba. Operasyonla ilgili hocam sizden kısa bir bilgi alalım. Tabii. Canlı verici karaciğer nakli dediğimiz işlemin verici ameliyatı aşamasındayız. Arkadaşlarımız karını açma kısmını gerçekleştiriyorlar. Biraz sonra ben de onlara katılacağım. Alıcının kilosunun düşüklüğü nedeniyle erişkin hastadan birazcık daha farklı bir ameliyat planlanıyor bugün. Karaciğerin sol yarısının da bir kısmını çıkartacağız. Bu ameliyat yaklaşık 3 saat sürecek. Evet sevgili izleyiciler, şimdi operasyonu izleyelim. Evet, şimdi diğer ameliyathanedeyiz ve şimdi arkamızda hemen masada Efe ameliyatı alındı. Hazırlıkları yapılıyor ve yanında hemen bir hocamız var. Profesör Doktor Sayın Meltem Koloğlu. Kendisi pediatrik cerrah. Bakalım Efe'nin rahatsızlığı konusunda bize neler söyleyecek. Evet hocam. Evet. Efe'nin doğuştan safra kanalları gelişmemiş durumda. Bu nedenle karaciğerden bağırsaklara safra akışı gerçekleşmiyordu. Aynı zamanda bazı organ farklılıklarıyla doğmuştu, anomali dediğimiz. Mesela normalde mide karnımızın sol tarafındadır ama Efe'nin midesi karnın sağ tarafında. Bağırsaklar sol taraftan sağ tarafa doğru uzanır. Efe'nin ince bağırsakları sağ tarafta yer alıyor. Aynı zamanda dalak anomalileri var ve büyük damarsal yapılarda da anomalileri var. Oldukça kompleks bir hastalığı var. Doğuştan safra yolları gelişmediğinden dolayı da 2 aylıkken bir ameliyat geçirmesine rağmen o ameliyat yeterince safra drenajı sağlayamadığı için karaciğeri siroza gitmiş durumda ve karaciğer nakline ihtiyacı var. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Efe'nin karaciğeri çalışmıyor ve içerisindeki birçok organlarda
olması gereken yerde değil, karşı tarafta. Bakalım şimdi cerrahımız bize neler söyleyecek. Evet hocam, Efe için neler yapacaksınız bugün? Efe doğumsal olarak safra yollarının gelişmemesi nedeniyle çok küçükken operasyon geçirmiş, 2 aylıkken ve safra yolları problemleri çözülmeyip karaciğer sirozuna ilerlemesi üzerine karaciğer nakli yapma kararı aldığımız bir bebeğimiz. Biz bugün kalp damar cerrahlarıyla beraber ECMO denilen bir işlem, bir bypass pompası altında karın içerisindeki damarlarla beraber Efe'nin annesinden aldığımız karaciğeri kendisine nakledeceğiz. Yaş almış büyüklerimizin huzur evinde yaşama tutunma çabaları. Sağlıklı, bakımlı ve güzel bir cilt için yapılması gerekenler neler? Az sonra. Evet, şimdi Ahmet Efe bebeğin ameliyatını yapan hocamızla beraberiz. Doçent Doktor Deniz Balcı. Evet hocam, ameliyatla ilgili son cümlelerinizi alalım. Ahmet'in durumu nedir? Ahmet Efe hastalığı bildiğiniz gibi organlarının ters yerleşimde olması nedeniyle ve sürekli ağır enfeksiyonlar geçirmesi nedeniyle çok zor bir ameliyat oldu. Ama Ankara Üniversitesi'nde kurduğumuz büyük bir ekip sayesinde bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi ameliyattan sonra yaklaşık 2 haftalık bir süre oldu. Ahmet Efe tamamen normal çalışan yeni bir karaciğeri var. Beslenmesi yerinde yavaş yavaş taburculuğunu planlıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında tıp bilimi insanlara hayat vermeye devam ediyor. Ve Ahmet Efe bebek de önümüzdeki günlerde artık evinde oynamaya devam edecek. Şimdi öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geldik. Şimdi bu merkezdeki yaşlılarımızla konuşacağız. Acaba günlerini nasıl geçiriyorlar, ne düşünüyorlar, huzurevi hikayeleri nasıl başlamış ve öncelikle tabii ki işletmemizin müdürüyle konuşacağız. İşletmemizi tanıyacağız. Sonra beraber işletmemizin turuna çıkacağız ve yaşlılarımızın yaşamına ortak olacağız. Şimdi izliyoruz. Evet, şimdi huzurevimizin müdürüyle beraberiz. Bakalım huzurevimizde müdürümüz, ekibi ve devletimizin sunduğu imkanlar acaba ne kadar yaşlımıza, ne kadar hangi imkanları sunuyorlar? Evet müdür bey. Şimdi huzurevimizde 88 tane misafirimiz var. Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğümüzde. Bunların 34 tanesi huzurevi yaşlımız. 54 tanesi de rehabilitasyon yaşımız var. Özel hizmet alım yoluyla istihdam ettiğimiz personel sayımız 55 kişi. Kadrolu personelimiz 16 kişi. Toplamda 70'in üzerinde bir personelle burada hizmet veriyoruz. Şimdi tabii ki yaşlarımız bazıları ayaklı, huzurevi yaşımız. Bazısı da rehabilitasyon yaşlısı. Peki burada neler yapıyorlar? Zamanları nasıl geçiriyorlar? Şimdi yaşlarımız tabii ki bunların gezileri vardır. Ayrıca sportif faaliyetlerimiz var. Burada çeşitli yani yaşlar kimisi inci boncu gibi şeyler yapıyor. Yani el işi şeyler yapıyor. Kimi resim, Kur'an öğrenen yaşlarımız var. Ayrıca yazın olduğu zaman kimisi böyle bağ bahçe gibi, bostan gibi, bu gibi işlerde de uğraşan yaşlarımız var. Bilhassa sportif faaliyette katılan yaşlarımız gayet güzel işler yapıyorlar.
güzel başarılara imza atmışlardı. Evet sevgili izleyiciler, Müdür Bey tesisin imkanlarını aslında ve çalışmaları anlattılar. Şimdi gidelim bakalım, büyüklerimizle konuşalım, huzur evimizi hep birlikte gezelim. Yusuf amcam iyi misin? İyiyim vallahi çok şükür. Huzur evine ne zaman geldin? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Çalıştın mı geçmişte? Atletizmi yaptım. İlk baştan futbol oynadım. Lefterler. Lefterle oynadın? Lefterler. Huzur evine ne zaman geldin? Bir ay bir şey buraya gele bir sene oldu. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Peki niye geldin huzur evine? Buraya ben bitkisel hayat yaşadım ben. Ankara nedir Gazi Hastanesi'nde. Huzur evinde mutlu musun? Huzur evinde çok mutluyum. İyi maşallah çok güzel. Mehmet amca merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ ol sağlığına duacıyım. Kaç yaşındayız? 72 yaşındayım. Nasıl geçiyor günler burada? Çok güzel geçiyor. Peki ne iş yaptınız geçmişte? Geçmişte rehberdim. Rehberlik yaptım. Davarım vardı işte. Özlüyor musun o günleri? Huzur olmayı hiç de özlemiyorum. Huzur olması özlemiyorum. Huzur olsa özlerdim tabii. O zaman huzur yok muydu? Vardı huzursuz olunca zaten geldim buraya. Peki şiirle uğraşıyor musun? Uğraşırım. 5 tane defterim doludur benim. Peki bir şiir alalım bakalım ne var sende? Alalım. Önce. Yaşlılar halini söyleyeyim size. Memuru, işçisi, hizmetçi bize. Buradan anla yani ne olacağını. Kahırlı söyleyip getirmen güze, buranın kıymetin bilin yaşlılar. Yaşlılar yüklenmiş dert ile gamı. Karıya oturmuş çürüyor gemi, kimi paspas çeker sübürür kimi, buranın kıymetin bilin yaşlılar. Bezdirmen onları acı sözlerle, çocuk gibi altınızı bezlerler, düşer diye dikkat edip gözlerle el ağzınıza şükleyin yaşlılar. Çok güzel, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, sağ ol. Teyzeciğim. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Kaç yaşındasın teyzem? Sen dedi ki 80. 80 varsın maşallah. Bir rahatsızlığın var mı? Yok. Nasıl geçiyor burada günler? Günlerim çok güzel geçiyor. Ne yapıyorsun bütün gün? Bütün gün de iyi bakıyorlar. İyi bakıyorlar size. Yemeğimizi nereye yediriyorlar. Yıkıyorlar. Yıkıyorlar seni. Tabii. Peki sen buraya ne zaman geldin? 1,5 sene oldu. Felç oldun herhalde, sonra buraya geldin. Evet. 21 senedir, 21, 22, 23'e döndüm. Çocukların var mı? Var, 2 tane kızım var. Geliyorlar mı seni ziyarete? Geliyorlar. Mutlu oluyor musunuz ziyaretlerden? Mutluyum tabii. İyi, çok güzel. Burada çocuklar var, kim bunlar? Bunlar torunlarım işte. Adları ne bunların? Şunun adı Yiğit. Yok, şunun adı Yiğit, şunun adı da Teddik bir şey unuttum. Bunlar ikiz mi bu çocuklar? Yok, biri bir kızımın, torunumun, biri bir torunumun. Şundan 40 gün küçük. Peki bu çocuklar da geliyor mu seni ziyarete? Analarının kucağında gelirler. Evet, çok güzel, çok güzel. Ufaklar. Gençlerin şimdi yaşlılara karşı olan ilgisini nasıl buluyorsun? İyi buluyorum. Hani bakın, ben onları seviyorum, onlar da beni seviyor. Senin gibi güzel anayı kim sevmez? Doğru. Hediye teyze nasılsın, iyi misin? İyiyim, elini öperim. Estağfurullah. Elini biz sizin elinizi öperiz. Kaç yaşındasın Hediye teyze? 100 yaşındayım. 101'miş hatta, biri de var mı? Bilmiyorum, yaşar bilir. Ne kadar zamandır huzur evindesin? Bir ay düzenli olmadı. Evet. Köyde mi yaşadınız? Köyde yaşadım. Köyde çalışmışsındır ama. Çok çalıştım köyde. Değil mi? Bak çok çalıştığın için de ne güzel. Maşallah 101 yaşındasın. Değil mi teyzeciğim? Çok çalıştım. Bak bu eller 101 sene çalışmış. Evet sevgili izleyiciler gördüğümüz gibi teyzemiz tam 101 yaşında. Maşallah. Çok. Gayet iyi zinde ama... Tabii köyde çok çalışmış. Değil mi? Çalışan demir ne demişler? Pas tutmaz demişler. Tutmadı ya. Evet.
Sağlıklı, bakımlı ve güzel bir cilt için yapılması gerekenler neler? Az sonra. Yaş kaç Andrecim? Yaş 67'den 10 gün aldım. 10 gün aldınız. Bu kolumuzda felç mi oldu? Bu kolda yok. Evet, biraz zorlanıyorsun. Sol taraf kafadan ayağa kadar. Sadece kol değil. Kafadan ayağa kadar felç sol taraf. Evet. Kalpten bypasslı. Bacakta yegref takılı. Kulaklar... Her şey tamir edilmiş yani. Reklama sağlam. Evet. Bu arada teyzem de burada. Teyzeciğim merhaba. Merhaba yavrucuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle karı koca huzur evi hikayesi. Burada mı evlendik? Burada evlendik. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Mutlu musunuz? Çok şükür Allah'a, elhamdülillah. Ne güzel, ikinizin de yüzü gülüyor maşallah. Allah razı olsun. Nasıl geçiyor huzur evi günleri? Valla huzur evi günlerimiz çok güzel geçiyor. Yani diyeceğimiz bir şey yok. Allah razı olsun, bizlere devletimiz bakıyor. Yani noksan bir şeylerimiz yok. Yani elinde geldiği kuvvette her türlü şeyleri, hizmeti alıyoruz yani. Almadığımız bir hizmet yok. Peki gelen giden çoluk çocuk yakınlar var mı? Benim hanımın çocukları sık sık ziyaret ediyor. Benim de çocuklar az ziyaret ediyorlar öyle. Kızım da yeni doğum yaptı. O da işte yaza falan gelir yani. Benim de 4 tane çocuğum var. Onlar da beni her gün ararlar, sorarlar. Ne güzel. Gelir, maşallah. Evet, hadi bakalım bir sazın teline vuralım. Kezbanım nereden gelir tarladan, tarladan. Kezbanım nereden gelir tarladan, tarladan. Kezbanı hapisten aldım sormadan, sormadan, sormadan. Kezban. Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, Demet Hanım bugünkü konuğumuz. Bugün kendisinin özellikle bakımıyla ilgili neler yaptığını soracağız kendisine. Cildini inceleyeceğiz ve cildindeki tespitlerimize göre de haftanın uygulamalarını yapacağız. Hazır mısınız? Hazırım. Gidelim mi? Gidelim. Buyurun efendim. Şimdi bu haftanın konuğu Sayın Demet Gürhan, kendisi aslında konservatuvarda akademisyen, yani müzikle uğraşıyor. Bakalım müziğe gösterdiği hassasiyeti cildine gösteriyor mu? Demet Hanım, cildiniz oldukça bakımlı görünüyor. Mutlaka cildiniz için bir şeyler yapıyorsunuz. Evde neler yapıyorsunuz? Önce onun bir sizden bilgilerini alalım. Önce söyleyeyim, müziğe gösterdiğim özeni aslında cildime bence gösteremiyorum zamansızlıktan. Gösteremiyorum. Gösteremediğimi düşünüyorum. Evet. Ama vazgeçilmez olanım galiba dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş kremi. Yaz ya da kış fark etmez. 12 ay güneş kremi kullanıyoruz. Evet, yanlış burada başlıyor. Çünkü şu anda kış mevsimindeyiz ve cildimizin özellikle açık yerleri sadece eller ve biraz da yüzümüz
ve cildimizin mutlaka güneş alması gerekiyor biraz ve onunla da D vitamini yapması gerekiyor. Özellikle kadınlar için kemik erimesi son derece önemli. Lütfen kar yağışı ve güneş, ısıtan güneş dışında asla güneş kremi kullanmayın. Evet. Temizlik çok önemli. Temizliyoruz. Gün içerisinde çok yoğun bir makyaj zaten kullanmıyorum ama o hafif makyajı da çıkarmak için mutlaka yıkama jeli önemli. Ama sizin özellikle müzik hayatınızda kapatıcı makyaj kullanıyor musunuz? Çok sık tercih etmiyorum. Sadece televizyon çekimi vesaire olduğunda o makyaj zorunlu ama normal konserler için o ağır kapatıcıları çok tercih etmiyorum açıkçası. Hafif kapatıcıları tercih ediyorum. Ama kullanıyoruz. Pudra vesaire, evet. Evet, demek ki bir bakım yapılıyor. Güneş kremini söyledik. Bir de kapatıcı makyaj kullanımımız az da olsa var. Bunlar bizim dezavantajlarımız. Peki, cildimizde siz hangi problemleri yaşıyorsunuz? Ya da baktığınızda neler sizi rahatsız ediyor? Aslında evet, yapı olarak belki... Meslekle ilgili olduğu için mi bilemem ama yanaklarımda hafif bir düşme bazen hissedebiliyorum. Aynı şekilde göz kapaklarımda da zaman zaman uyku az olduğunda vesaire bu düşüklükleri hissedebiliyorum. Yanaklarımızda ve göz çevresinde bir düşmeden bahsettiler. Peki özellikle ben uzaktan baktığımda yer yer pürüzlenmeler görüyorum cildimde, cildimizde. Yer yer renk farklılıkları görüyorum. Yani bu bizim cildin ince olduğunu bize düşündüren bulgular. Peki özellikle krem sürmediğiniz zaman bir kuruma, gerilme problemi yaşıyor musunuz? Evet sevgili izleyiciler. Şimdi o zaman bakalım cildimizde neler var, neler yok ve haftanın uygulamalarında neler çıkacak. Evet şimdi uzaktan baktığımız zaman şöyle döndürüyoruz. Cildimizin yüzey düzgünlüğünü çok iyi görmüyorum. Özellikle bu bölgeler birazcık pürüzlü, yer yer kapalı, minik kistler dikkatimizi çekiyor. Yine çene bölgesinde bu bölgede pürüzlenme dikkatimizi çekiyor. Alın bölgesinde ve orta altta bir parlaklık var. Hafif bir yağlanma dikkatimizi çekiyor. Yağlanma olur mu bu bölgede? Orta altta. Zaman yani nadiren. Güneş kremi yoğun kullandığım için muhtemelen. Evet. Bugün demek ki o zaman yoğun günümüzdeyiz. Yoğun peki. Bir güneş kremi kullanmışım. Onun dışında bir sorun yok. Ama özellikle yanak bölgelerimizde uyur gibi duralım. Yanak bölgelerimizde hafif bir elastikiyet eksikliği, azalması görüyoruz ki bakın özellikle şu bölgelerde bir katlanma yine dikkatimizi çekiyor. Buralarda hafif bir içeriye doğru bizim deplasman dediğimiz bir çöküntü var ve yanaklarımızda hafif bir gevşeme görüyoruz. Göz çevremizde de hafif bir inme dikkatimizi çekiyor. Milimetrik bir problem ama ileride bu sizin için dikkat çekici olabilir. Boynumuza inelim. Hafif bir çene altımızda bir elastikiyet azalmasına bağlı bir gıdık problemimiz var ama yatay çizgilerimiz var. Bu da özellikle boynunu çok sık kullanan insanlar için kaçınılmaz. Evet, cildimiz normale göre ince. Renk farklılıklarımız var. Nem kapasitemiz eksik. Yanaklarda ve göz çevresinde hafif bir elastikiyet sorunumuz var. Bir de özellikle boyun bölgesinde çizgilerimiz var. O zaman cildimizin genel olarak bir restorasyona ihtiyacı var. Peki nasıl yapacağız? Cildimizin ilk olarak yüzeyindeki genç hücre oranını artırmak için meyve asitleriyle kimyasal peeling işlemi yapacağız. Ve hemen arkasından ise cildimizdeki bu elastikiyetin azalmasını sağlayacak, kolajen ve elastini ürettirecek bir fototerapi dediğimiz bir lazer işlemi gerçekleştireceğiz ve hemen arkasından da cildimize bol miktarda protein sağlayıcı özel bir maske ile günümüzü bitireceğiz. Hazırsak başlasın mı her şey? Olur, başlayalım. Peki, başlıyoruz. Evet, gözümüzü açabiliriz Demet Hanım. Elimizi şöyle yapalım lütfen. Evet, peelingde yüzde oluşan en kızarık nokta ile elimizin içerisindeki en kızarık noktanın aşağı yukarı aynı seviyeye geldiği an bizim için yeterli peeling seviyesi. Özellikle şu bölgelerimizde bizim yeterli düzeyde ve ağız çevresinde peeling seviyesine erişildi. Amacımız cildimizin yüzeyindeki ölü hücre kalkanını kaldırmak ve lazerin
cildimize çok iyi bir şekilde nüfuz etmesini sağlamak. Evet, şimdi gidiyoruz ve yıkıyoruz. Kayganlık kaybolunca geliyoruz. Buyurunuz. Şimdi peeling işlemimiz tamamlandı ve hafif bir pembelik, berraklık ve bir arınma görülüyor ciltte. Siz de bunları hissediyor musunuz hocam? Evet. Hissediyorsunuz. O zaman şimdi ikinci işlemimize geçiyoruz. Cildimizde bol miktarda kolajen elastini üretecek, renk farklılıklarını azaltacak, cildimizdeki oksijen kaynaklarını zenginleştirecek, aynı zamanda cildimizin yapılanmasını engelleyen floramızı da ortadan kaldırıp yeni flora gelişmesini sağlayacak fototerapi işlemimiz için size soğuk bir jel sürüyoruz. Öncelikle gözlerimizi kapatıcıyla şimdi kapatacağız. Evet. Göz koruma gözlüğümüzü takıyoruz ve işlemimiz başlıyor. Şimdi cildimizde bir lastik bantın çarpmasına benzer bir his duyacaksınız. Hafif başınızı bana doğru döndürün. Evet, fototerapi işlemi aslında güneşin içerisindeki birçok faydalı ışıklar buradaki filtrelerden süzülüyor ve güçlendirilmiş olarak cildimizin derinliklerine gönderiliyor. Bu işlemle cildimizde bol miktarda kolajen, elastin, fosfolipid, hyaluronik asit gibi temel proteinler üretilerek bunlar cildimizin özellikle hem su kapasitesini artırıyor hem de cildimizin sıkılığını geliştiriyor. Evet hocam, işlemimiz tamamlandı. Ne hissediyorsunuz şu anda? Serinlik, ferahlık ve sanki bir toparlanmışlık hissediyorum. Ve bir rahatlık hissediyorsunuz. Evet. Bizde bir yüzeyde bir canlılık, parlaklık ve daha düzgün bir yüzey görüyoruz şu anda. Peki bakalım aynaya. Ne görebilsem? Vuhuu, süper. Bugün özellikle pudra fondöten aldık kullanmıyoruz. Yüzüstü yatmıyoruz, kaşımıyoruz, tahriş etmiyoruz. Yüzümüzde bir kuruma, gerilme olabilir. Normal nemlendiricimizden sürebiliriz. Onun dışında dikkat etmemiz gereken bir şey yok. 2 hafta sonra sizi yeni bir seans için bekliyor olacağız. Evet sevgili dostlar, bu hafta da Dr. Sinan İbiş ile Güzel Hayat programının sonuna geldik. Umarım size aktardıklarımızla keyifli ve güzel dakikalar geçirme fırsatını buldunuz. Bu hafta programımızı Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden açmıştık. Yine Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden kapatıyor olacağız. Umarım bu anlattıklarımız sadece sizler için değil, buradaki çocuklarımız için de çok çok ilginç olmuştur. Bencillik dostluğun zehiridir sözüyle sizlere veda edelim. Sağlıkla, huzurla, güzel kalın, hoşça kalın.